Evet, merhabalar. 80 günde devre alem video serisinde gün bazlı analizlerimize devam ediyoruz. 15. güne geldik. Portföyümüz bugün itibariyle 200 bin TL'ye yaklaştı. Hedefe yavaş yavaş yaklaşmaya devam ediyoruz. Borsa İstanbul 100 endeksine baktığımız vakit günlük olarak 10.950 seviyelerine kadar yaklaşsa da iki sefer bu seviyeleri geçmeye çalışsa da buralarda tutunamadığını görüyoruz. Sonrasında tekrardan aşağılara doğru sarktı. Şu an itibariyle bu seviyede belli ki barınamıyor. 10.850 seviyesine yakın olarak %0.11'lik artışta gün noktalı son bir saatte genel çerçevede satıcılı olduğunu hisse senetlerini görüyoruz. Evet, bankacılık endeksi %0.82 artışta 15.000 seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam etti. Borsa İstanbul 100 endeksinde olduğu gibi bankacılık endeksinde de son 1-2 saat hisse senetleriyle ilgili satışların geldiğini görüyoruz. Halk arz endeksi diğer endekslere nazaran fazlaca da prim yapmamış endeks son zamanlarda 117.000, 118.000 tarihi zirveleri. Burada bankacılık endeksi ve Borsa İstanbul 100 endeksine baktığımız vakit tarihi zirvelerine yakın olarak işlem görürken halk arz endeksi tarihi zirvesinden oldukça uzak seviyede. Tabii ki dolayısıyla hiçbir şey sonsuza kadar düşmez, hiçbir şey sonsuza kadar artmaz. Zaman zaman endeksler arasında, hisse senetler arasında trend değişiklikleri söz konusu olabilir. Evet, dolayısıyla önümüzdeki günlerde belki de halk arz endeksi tekrardan pozitif trendini yakalayabilir. Evet, şöyle bir haberlere baktığımız vakit otomotiv sektörünü ilgilendiren iki tane haber söz konusuydu burada. Birincisi BYD ile yatırım anlaşması imzalandı. Önümüzdeki süreçte BYD Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli otomotiv üretim tesisi kurmayı hedefliyor. Evet, bir başka haber. SVM Motor Türkiye'de üretim için başvuru yaptı. Otomotiv üreticilerinden Shinray Group bünyesinde faaliyet gösteren İtalyan SVM Motor Türkiye'de üretim yapmak için başvurularını tamamlamış. Seymen Gıda hisse senedi Halkars hisse senetlerinden ikinci işlem gününden sonra üçüncü işlem gününde de hisse senedi düşmeye devam etti. Günü 26 TL'den %4.76'lık düşüşte noktalandı. Eforça hisse senedi Cuma günü birinci işlem günü yeşil kapatsa da bugün gün içerisinde zaman zaman yukarıya doğru hareketlense de hisse senedi bugün de düştü. Halkars hisse senetleri yeteri kadar talep görmüyor. Şu an itibariyle performansları zayıflamış olarak gözüküyor. Belki de biraz evvel bahsettiğim üzere tekrardan yeni bir trend yakalayabilir. Exxon Gıda hisse senedi esasen Exxon Gıda da geçtiğimiz yıl halka arz edilen şirketlerden de hisse senetlerinden de Perşembe günkü SPK bülteninden gördük. Serme artış kararı söz konusu hisse senedi 60.8 TL'den Borsa İstanbul 100 endeksinden farklı olarak yukarıya doğru hareket eden hisse senetlerinden ve Sönmez Pamuk Senepam hisse senedi 79.55 TL'den gün noktalı daha evvel hisse senedi 11 Haziran tarihinde 77 TL'lerden tepki almıştı. Benzer şekilde tekrardan Temmuz ayının başında 77 TL kadar indikten sonra tepki gelmişti. Dolayısıyla tepki gelme seviyelerine yavaş yavaş yaklaşmış olarak gözüküyoruz. Sönmez filament hisse senedi 2024 yılında hisse senedi 60 TL ile 120 TL bandında geniş bir marj aralığında hareket etmişti. 120 TL geçemedikten sonra tarihi zirvelerini geçemedikten sonra tekrardan 90 TL seviyelerine şu an itibariyle işlem görmeye devam ediyor. %0.16'lık artışla 93.6 TL gün noktalı. Avrupa Kent GEO hisse senedi verimsiz hisse senetlerinden 2023 yılının son halkars hisse senedi şu an itibariyle halkars fiyatının oldukça aşağısında ve yukarı doğru hareketlenmeye de niyetlenmiş olarak gözükmüyor. Ve Kale Seramik hisse senedi geçtiğimiz yıl bu zamanlarda halka arz edilen hisse senetlerinden esasen oldukça fazla sayıda rekor sayıda tavan yapmıştı. 10 taneden fazla sayıda tavan yapmıştı. 120-130 TL'ye kadar hissesini hareket etmişti. Sonrasında düşüş trendi uzun vadeli olarak hisse senedi gözlemledi. Cuma günden sonra bugün de tavan yaptı. 49.74 TL'den hisse senedi günü noktaladı.
Evet, 15. gün portföy özetine baktığımız vakit 197.801 TL portföyün büyüklüğü. Tabii ki yatırım tavsiyesi de herkes kendi fikrine, kendi planına göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.